Evet, herkese merhaba. Bu videomuzda dijital haklar yönetimi, yani Digital Rights Management üzerinde biraz konuşacağız. Dijital haklar yönetimi nedir? Nasıl uygulamaları var? Bunda çok uygulama tarafındaki örneklerine değinmeye çalışacağız. Ve bir farklı uygulama şekli olan sosyal DRM dediğimiz, sosyal olarak bu dijital hak yönetimi nasıl gerçekleştiriyoruz? Bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Şimdi kutsal bilgi kaynağımız Wikipedia.org'dan bir tanımla başlayalım arzu ederseniz. Dijital haklar yönetimi, ki bu DRM olarak aslında geçiyor, İngilizce kısaltması daha çok piyasada kullanılıyor. Dijital medyaların, film, müzik, oyun gibi günümüzde çok kolay bir şekilde kopyalanabilir olması nedeniyle, özellikle internetten sonra bunların kopyalanmasının ötesinde çok hızlı bir şekilde dağıtılabiliyor olması da önemli. Lisans haklarını kontrol etmek amacıyla geliştirilmiş olan bir kontrol sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada aslında bir anlamda üretilmiş olan, daha önce telif haklarında konuştuğumuz bir takım çalışmaların hayata geçmiş halleri ve bu artık bir anlamda medyalar üzerinden çok hızlı dağıtılabilen, çok hızlı kopyalanabilen çalışmaların bir anlamda bunlarla ilgili lisans haklarının kontrol edilebilmesi için ortaya çıkmış bir sistem, bir yönetim sistemi olarak karşımıza çıkıyor. E-kitaplarda DRM kullanımına şöyle bir göz atmak gerekirse, şu anda aslında e-kitaplar çok popüler günümüzde biliyorsunuz ve bunlardaki bir anlamda dijital hakların yönetimi de önemli bir kavram, bir anlamda da önemli bir piyasa ortaya çıkarmış durumda. Burada bazı örnekler var, bunlardan isterseniz yola çıkalım. Bunlardan bir tanesi Amazon, Kindle diye bir hem cihazları var hem de bir uygulamaları var aslında. Bununla beraber Adobe'nin bir dijital hak yönetimi platformu var, Digital Editions diye. Ve bir de sosyal DRM dediğimiz bir kullanım çalışması var. Ve burada e-kitaplarda en fazla kullanılan platform ve çalışmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Amazon'un DRM'ine baktığımız zaman, bu Kindle App olarak da geçiyor, Amazon.com'dan herhangi bir kitap arattığınız zaman bu kitapla ilgili olarak bu kitabı satın alıp cihazınızda kullanmak istediğinizde veya bilgisayarınızda bunu bir şekilde okumak istediğinizde devreye giren bir sistem. Burada gördüğünüz gibi hem örneğin iOS platformunda hem Android platformunda hem Microsoft'un kendi mobile Windows platformunda çalışan bir sistem burada karşımıza çıkıyor. Ve bu sistemlerden herhangi bir tanesini indirip kendi mobil cihazınızdaki Kindle uygulaması olarak yüklediğiniz zaman bu dijital yönetimle korunmuş olan içeriklere ulaşabilir hale geliyorsunuz. Burada aslında çok basit bir yapı var. Burada bir de bunun bilgisayar üzerindeki örneğini görüyorsunuz Amazon'un. Kindle Cloud Reader diye. Yani bir mobil cihazınız yoksa masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızdan da buna erişmeniz mümkün olabiliyor. Buradaki yapıda da aslında gayet basit. Siz satın aldığınız zaman size ait bir özel kodla şifrelenmiş oluyor bu içerik ve daha sonra siz örneğin 5 cihaza kadar izin veriyorsa, 5 farklı lokasyonda bunu kullanmanıza izin veriyorsa o cihazların içerisindeki uygulamada veya burada olduğu gibi Cloud Reader'da, bulut üstündeki okuyucuda kendi kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıyorsunuz ve giriş yaptığınızdan itibaren satın almış olduğunuz eserleri bu cihazlarda veya bu platformlarda okuma şansına sahip olabiliyorsunuz. İşte burada Amazon'un cloud'daki, buluttaki okuyucusundan bir örnek. Kendi DRM'iniz üzerinden giriş yaptığınız zaman kitabı bu şekilde gözlemleyebiliyorsunuz, içeriğine ulaşabiliyorsunuz. Adobe'nin dijital hak yönetimiyle ilgili uygulaması nasıl bir çalışma? Burada Digital Editions diye geçiyor ve birçok farklı aslında platform bundan faydalanıyor. Birçok farklı e-kitap üreticisi bu platformu kullanarak çalışmalarını yapabiliyor. Buradaki bölümde işte EPUB dediğimiz bir özel format üzerindeki çalışmaları kontrol edebiliyorsunuz. Bunların dağıtılmalarıyla ilgili çalışmalar yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi alt taraftaki Adobe.com sitesindeki ilgili siteden de, ilgili bölümden de ulaşmanız mümkün olabilir. Burada şu anda en son 4.5 versiyonu var. Hem Macintosh'ta
bunu kullanabiliyorsunuz. Hem Windows'ta kullanabiliyorsunuz. Yine App Store'dan bunu indirerek kullanma şansına sahip olabiliyorsunuz. Yine buradaki mantık, bir kullanıcı adı şifre oluşturuluyor. Sizin satın aldığınız yerde o içerik, o dijital içerik sizin adınıza lisanslanıyor ve kendi giriş yaptığınız cihazdan veya masa üstündeyse programdan oradaki elektronik içeriği okuma şansına sahip olabiliyorsunuz. Burada bir örnek elektronik kitap içeriği var. Adobe'nin kendi sitesinden indirip kullanabileceğiniz. Burada e-book'u download edip kendi cihazınızda okuyabiliyorsunuz. Bu deneyimi herhangi bir ücret ödemeden de bir örnek kitaplar üzerinden de yaşama şansına sahip olabiliyorsunuz. Ülkemizdeki DRM örneklerinden bir tanesi Idefix'in. Aslında bu Idefix yapısı şimdi birazcık değişti. Kobo diye bir sistem üzerinden çalışıyorlar ve Idefix, Kobo, buradaki DNR, bütün bu platformlar birleşiyor. Aslında Doğan Online'ın biliyorsunuz, Doğan Holding'in, Doğan Kitab'ın aslında bir platformu. Bunların hepsi aslında Kobo'nun üzerine dönüşmüş durumda ama aynı yapıyı kullanıyorlar. İşte bir şekilde satın alıyorsunuz. Bu satın aldığınız kitaplığınızdan kendi cihazınıza indirdiğiniz zaman burada kullanıcı adı şifreyle otorizasyon aldığınız zaman bu içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Burada işte DRM örneğinde Idefix'in, bunlar da Adobe'nin Digital Editions'ını kullanıyorlardı masaüstü sistemler için. Burada kitabınızı alıp kitap içerisinde istediğiniz bilgiye erişmek, istediğiniz kitabın bölümüne de erişmek mümkün hale geliyordu. DRM'in, Idefix'in kullandığı platformun iOS'taki bir örneği. İşte buradaki kitabın yine kullanıcı adı şifreyle kendi bilgilerinizi girdikten sonra kendi kitaplığınızı görüntüleyebiliyorsunuz. İnternetten satın almış olduğunuz kitapları ve burada bu kitaplara erişebiliyorsunuz. Erişme imkanına sahip oluyorsunuz. İşte Idefix'in Android üzerindeki örneği. Aslında burada tabii bütün platformlarda o kitaplarınızı sürekli yanınıza taşıyabilmeniz açısından ve bunları bir şekilde telif haklarını kontrol edilebilir bir halde dağıtabilmesi açısından önemli bir imkan sunuyor hem yayın evlerine hem de okuyucuya. DRM'le ilgili olan çalışmalarımızdan son olarak sosyal DRM'e değinelim. Sosyal DRM'de dokümanın korsan olarak kullanılmasını engellemek için doküman üzerinde bir dizi işlem gerçekleştiriyor. Buna da sosyal DRM adı veriliyor. Aslında buradaki mantık şu, oluşturulmuş olan eserin satın alan kişiye özel bir kopyası oluşturuluyor, üretiliyor ve bu özel kopyada örneğin kitabın en başında bu kitap Orçun Madra'nın için özel olarak üretilmiştir şeklinde bir ibare yer alıyor. Ve siz bir şekilde bunu internet üzerinden dağıtırsanız eğer kimin tarafından ilk başta bunun dağıtıldığı ortaya çıkıyor. Bu bir anlamda sizi bu çalışmayı yapmaktan birazcık uzak tutuyor. Birazcık bu konuda tereddüte yol açmayı amaçlıyor. Sosyal DRM'in aslında ortaya çıkış nedeni şu. Siz diyelim ki bir kitap satın alıyorsunuz, elektronik bir kitap. İşte biraz önceki bahsettiğim teknolojilerde olduğu gibi birazcık sizi uğraştırıyor bu kitabın DRM ile olması. İşte özel bir program yüklüyorsunuz, orada kullanıcı adı şifre açıyorsunuz vesaire. Ve bu kullanıcıları çok aslında elektronik kitap okumaktan da bir anlamda uzaklaştırıyor. Yani bu ön hazırlıklar, bu platform yükleme, bir yazılım yükleme işi. Halbuki öbür türlü PDF alıp direkt okumaya başlayıp istediğiniz cihazı istediğiniz gibi okuyabileceğiniz anlamına geliyor. İşte bu süreci birazcık daha kolaylaştırmak için böyle bir sosyal DRM yapısı ortaya çıkıyor ve eğer siz bu kitabı satın alıp istediğiniz gibi dağıtabileceğiniz durumlarda bir takibat söz konusu olduğu zaman acaba telif hakkı açısından bir takip yapılıyor. Kim bunu yaydı ilk başta diye sizin adınıza bu kitap üretildiği için sizin adınız olduğu için siz bir şekilde bundan çekinebilirsiniz diye düşünüyor ve DRM'in bir farklı boyut olarak da sosyal DRM diye bir uygulamada farklı şekillerde kullanılabiliyor. Bununla ilgili olarak ganipara.com'da yardım.ganipara.com sosyal DRM nedir sayfasından da detaylara ulaşabilirsiniz. DRM'lerle ilgili yani dijital hak yönetimleriyle ilgili genel bir aslında çerçeve çizmiş olduk. Uygulama örneklerine şöyle bir göz atmış olduk. Ben videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.